Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla hızlı maskeleme yöntemiyle arka planı temizleme ve resmimizi manzaraya yerleştirme işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Şu ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafın manzaraya yerleştirme işlemini de yine beraberce yapacağız. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Adobe Photoshop CC 2017 programımız açık. Ben bunu File menüsü altından Open dedikten sonra şurada gördüğünüz resimleri ve şu klavyeyi yine seçiyorum. Klavye bize çünkü bazen komutlar anlaşılmıyor. Onu sizlere üzerinde canlı göstermek için de buraya alıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim burada şuradaki resmimizi yerleştirip kesip arkadaşlar diğer şu manzara üzerine yerleştireceğiz olabildiği kadar. Şöyle arkadaşlar bu resim seçiliyken yine her zaman olduğu gibi background kısmına çift tıklayarak buradaki kilidi kaldıracağız. OK dedikten sonra buradaki kilidin kalkmış olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradaki maske aracımızı alacağız. Ancak onun öncesinde şuradaki renklerin siyah üstte beyaz altta olacak şekilde olmasını ayarlıyoruz. Buradan bunu şuraya tıklayarak şu küçük iki kutucuğa o şekilde yapabiliriz. Daha sonra bu maskemizi aldıktan sonra arkadaşlar yumuşak fırçalardan bir tanesini alacağız. Fırçamıza ben tıklıyorum. Brush diyorum. Buradan şöyle yumuşak olanından bir tane alacağız. Resmimizin de durumuna göre, çözünürlüğüne göre fırça boyutunu kendimiz ayarladıktan sonra kenarlarından yumuşak bir şekilde çizeceğiz. Tabi bu işlemleri yaparken şuradaki mod kısmının normal opacity 100 ve flow 100 olmasına da yine dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben biraz resmimizi büyütüyorum. Bunu Ctrl T tuşuyla yapıyorum. Ctrl tuşu biliyorsunuz arkadaşlar klavyemizin şurada gördüğünüz sol alt köşedeki tuştu. O Ctrl tuşuna bastıktan sonra Ctrl yazılı artı tuşuna da basarak ben bu fotoğrafımızın daha büyümesini sağlıyorum. Şöyle fırçamız biraz daha büyüdü gördüğünüz gibi. Onu biraz daha küçültüp kenarları olabildiğince hassas almayı sağlayacağız. Şöyle ben kenarlardan yavaşça gidiyorum. Bunu biraz sonra hızlandıracağım sizlerin de zamanını almamak için. Şimdi yumuşak fırçayla kenarlarını çizdikten sonra arkadaşlar daha sert bir fırça almak suretiyle bu içerisini de boyuyoruz. Biraz daha fırçamızı büyütebiliriz. Şöyle bakıyorum. Evet. Bu şekilde de bu içte kalan kısımları boyuyoruz. Boyama işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar yine şurada gördüğünüz hızlı maskeleme aracına ben bir defa tıklıyorum. Daha sonra şuradan Rectangle Merge Tool onu aldıktan sonra arkadaşlar şöyle resmimin üzerinde seçili alan oluşmuştu. Ben bunu Select Inverse diyorum. Seçimi tersine çeviriyorum. Dolayısıyla tekrar aynı resim üzerinde tekrar bir sağ tık daha yapıyorum. Faremin sağ tuşuyla Select and Mask diyor arkadaşlar. Bu eski versiyonunda Refine Edge olarak geçebilir. Ben buradan buna tıkladıktan sonra böyle gördüğünüz gibi resmimizin arka planını yok ettik arkadaşlar. Burada
Yine şu kısımda yumuşatma olsun, kontrast olsun, yumuşaklık değeri olsun. Şöyle biraz büyüteyim ben, görelim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Şimdi Photoshop'ta her zaman söylediğim gibi ne kadar özenirsek o kadar güzel neticeler elde edebiliyoruz. Biz burada bu işlem bittikten sonra diğer kesme araçlarıyla da bu işlemi yapabiliriz. Burada şurada gördüğünüz aracımızı seçtikten sonra burada kalan bu fazlalıkları şöyle yine bu seçim aracımızda kenarından gitmek suretiyle böyle de temizleyebiliriz. Çok net sonuçlar alabileceğimiz bir uygulama arkadaşlar. Tabi bu biraz özen isteyen bir iş. Photoshop her zaman söylediğim gibi ne kadar özenirseniz o kadar net görüntüler elde edersiniz. Böyle. Tabi burada bunun kenarda bu kadar çıkıntılı olmasının sebebi arkadaşlar ben hani daha önce de söylemiştim. Hızlı bir şekilde kenar boyama işlemini yaptığım için bu kenara taşmalar o yüzden oldu. Hani siz daha iyi uğraşarak, daha çok özenerek öyle söyleyelim. Bunların hiç olmamasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Ben hani size yapılışını göstermiş olayım. Biraz artırabiliriz burayı. Şöyle. Aşağıya doğru inelim. Biraz böyle çok kaba gözüken yerlerini alacağım ben. Evet, kesim işlemini kabaca bitirdik arkadaşlar. Daha sonra şu kısımdan output'u kısmından yani çıkış al kısmından yeni bir katman oluştur diyeceğiz. New layer olan kısmını seçtikten sonra OK diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeni bir katman olarak resmimizi oluşturdu. Şimdi bu gelin resmini arka planını temizledikten sonra arkadaşlar bunu bir manzaraya yerleştireceğiz. Bunu şurada katman seçiliyken şöyle faremizin sol tuşuyla basılı tutarak getiriyoruz. Katmanımız şuradaki sekmede manzara sekmesine geldiğimde zaten açılıyor. Ben buradan bunu böyle koyduktan sonra bırakıyorum faremin sol tuşunu. Yine CTRL T tuşuna bastıktan sonra bunun ayarlamasını yapıyorum boyutunu. Bunu da yine shift tuşuna basılı tutarak şöyle köşelerden getiriyorum. Fotoğrafı istediğim ebata geldiği zaman bırakıyorum. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet, bu şekilde olabilir. Şimdi tekrar ekranı kontrol artı tuşuyla büyütüyorum veya şurada gördüğünüz gibi büyüteç tuşunu aldıktan sonra şöyle tıklamak suretiyle buradaki fotoğrafımızı büyütebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer kısımda şuraya biz bu resmimizin bir başka şeklini ekleyeceğiz. Onu şu kısımda Elliptical Mercator aldıktan sonra arkadaşlar buradaki değere 50 yapabiliriz, 40 yapabiliriz. O tamamen bize kalmış. Şöyle yeniden ben bir tane alıyorum. Şöyle aldıktan sonra Ctrl C diyoruz. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum resimlerimin olduğu yere. Buraya da tıkladıktan sonra şöyle mavi aracımla tıkladıktan sonra Ctrl V diyorum arkadaşlar. Burada bu resmi istediğim bir noktaya yerleştirebiliyorum. Biraz küçültebilirim. Büyük gibi duruyor. Şöyle biraz küçülttükten sonra örneğin ben bunu şuraya koyabilirim. Evet. Buraya koyabiliriz arkadaşlar. Tabi burada biraz opacity değerini düşürmek suretiyle şu kısımda
Daha gelen kısımlarda da bir silme işlemi de gerçekleştirebiliriz. Yumuşak bir fırçamızı aldıktan sonra arkadaşlar biraz da boyutunu büyütüyorum ben. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet, böyle şu kısımları da temizledikten sonra yine şurada renk karışımlarına normal olarak ayarlanmış. Biz burada istediğimizi seçmek suretiyle şöyle faremizin şurada seçmek suretiyle de yapabiliriz aşağı doğru veya aşağı ok işaretiyle de yine giderek şöyle hangisi bizim istediğimiz tonda ise mesela bu olabilir. Benim daha önce yapmış olduğum bu şekilde değildi gerçi ama siz hangisini istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Yani buradaki ayarlamaları yaparak hangisi size daha güzel duruyorsa onu kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop CC ile Quick Mask Mod ile arka plan temizleme işlemini nasıl yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde her zaman olduğu gibi bundan sonraki gelecek videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.